Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyorum bu güzel ortamda sizlerle bizleri buluşturduğu için. Sonra Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum bu görüntüyü, bu güzelliği tamamladığı için ve bütün siyasi partilerin, hem bizim, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, hem DEVA'nın, hem Geleceğin, hem Demokrat Parti'nin, görebildiklerim için söylüyorum, İyi Parti'nin bütün mensuplarına onlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade edip her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli bir isimin anısına bu güzel stadın açılışını yapıyoruz. Tam karşımda her birimizin, kadın erkek fark etmez, gençliğimizde hayranlık duyduğumuz rol modelimiz olan rahmetli Halit Kıvanç'ın anısına, adına bir stad açmak üzere buradayız. Ve tam karşımda hanımefendi ve ailesi de oturuyor. Sizleri de en derin saygılarımla selamlıyorum. Halit abiye Allah'tan rahmet, mekanın cennet olmasını diliyorum. Sizleri cennette buluşturmasını diliyorum. Şimdi öyle güzel bir manzara var ki, genciyle, benim yaşımdakilerle, çocuklarla, kadınlarla, erkeklerle, bu güzelliğin, hani her şey çok güzel olacak denildiniz ya, elbette bu güzelliğin sürmesi için ve bu güzelliğin tüm Türkiye'ye yayılabilmesi için buradaki manzaranın, buradaki beraberliğin, buradaki bütünlüğün Türkiye'nin her tarafında görülmesi gerekiyor. Milletimizin bu manzarayı görüp geleceğine dair umutsuzluklarını umutla karşılaması gerekiyor. Umutsuzluklarını ortadan kaldırması gerekiyor. Güzel bir gündeyiz. Siz yoruldunuz. Hava soğuk. Uzun bir konuşma yapmayı istemiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu millet öyle büyük bir millet ki bir deprem oldu. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bir araya geldik. Herkes bir dilim ekmeğini ikiye böldü. Dün Adıyaman'daydım. Ondan evvel Kahramanmaraş'ta. Ondan evvel de Hatay'daydım. Hatay'da Ekrem Başkan'la ve diğer belediye başkanlarıyla, onların hizmetleriyle karşılaştık. Kahramanmaraş'ta Mansur Başkan'la ve diğer belediye başkanlarının gayretleriyle, hizmetleriyle karşılaştık. Bütün STK'ların, bütün siyasi partilerin bir STK gibi çalıştığı hizmetlerle karşılaştık. Benim deprem bölgesini ikinci gezişim. Ama dün Adıyaman'da ilginç bir şey oldu. O da şu, göl başında şikayetler var, onları aldım. Çünkü ben esnaf gezerken de, deprem bölgesi gezerken de propaganda yapmıyorum. Propaganda başka bir şey. O seçimle ilgili onu yapıyoruz, yapacağız ama deprem bölgesinde öncelikli işimiz insanımızın dertleri, eksik kalanların tamamlanması. Bir vatandaşımız dedi ki, ilk defa Gölbaşı'na Cizre Belediyesi, Tokat Belediyesi ve Esenler Belediyesi geldi dedi. Ben çağırdım, onlar geldi dedi. Ben de kendisine dedim ki, Allah onlardan da razı olsun, sizin de bu organizasyonunuzdan razı olsun. Bir kaşık suyu, bir dilim ekmeği, bir konteyneri, bir çadırı, bir damacana suyu kim veriyorsa Allah onlardan razı olsun. Demem o ki, milletimiz bizden siyaseti dövüşerek yapmamızı beklemiyor. Milletimizin bizden beklediği, siyasetçiden beklediği, seçmenin veli nimet olduğu, seçmene yönelik, milletimize yönelik hizmetler üzerinden rekabet yaptığımız, birbirimize küfür etmediğimiz, birbirimizi tehdit etmediğimiz bir seçim atmosferi istiyor. Deprem bize bunu gösterdi. Deprem bize ölümün ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Deprem bize ecelin ne bir nefes evvel, ne bir nefes sonra olduğunu gösterdi. Deprem bize birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için
olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Halit abi bunlardan biriydi. Bu insanlardan biriydi. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı'nın kız kardeşiydim. Abim de ben de severdik eşinizi. Sayardık eşinizi. Başka solcu arkadaşlarımız da sever sayardı sizin eşinizi. Dolayısıyla böyle birleştirici insanlara hangi görüşte olursa olsun, hangi aidiyette olursa olsun o insanların ortak noktası olan insanlara ihtiyacımız var. Onun için bu isim çok önemli. Bu isim bu seçim için önemli. Siyasetçilere ders vermesi için önemli. Ben bu ismin ışığında sizlerin huzurunda Ekrem Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilerin mensuplarına teşekkür ediyorum. Ve her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum.